Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün Truckers TP'deyiz. Yepyeni bir özellik getirmişler. Bu özelliği mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada ben yeni manla sürmeye devam ediyorum. Dashboard'u daha simple, daha basit bir hale getirip oyuna Truckers TP ekibi eklemiş. Hemen şöyle Duisburg'dayım. Ben bir servise gideyim. Bununla sürüş de yapacağım birazdan. Sizlere göstermek istiyorum. Bakın, Truckers TP'de servise geliyorsunuz arkadaşlar. Servise geldikten sonra şurada duruyorsunuz. Çekici yapılandırıcısına giriyorsunuz. Buradan aksesuarlar bölümüne girdikten sonra bakın burada bir seçenek mevcut. Diğer tırlarda sol tarafta oluyor bilginize. Burada bakın Head Up Display Simple yazıyor. Eskisi buydu. Yeni güncellemeyle Truckers TP Head Up Display Simple şeklinde eklediler. Şimdi eskisini göstereyim ben. Eskisinde navigasyon mevcut bakın bu şekilde. Yani navigasyonu kullanmak istemeyenler, zaten tırımda navigasyon var benim değil mi? Hemen giriyorum abi servise. Basit olanı seçtim arkadaşlar. Daha böyle bak ne güzel gösteriyor. Hız sabitleyici var diyor. Kaçta gittiğini gösteriyor diyor. Rotayı burada ne kadar rotanın kilometresi kaldığını gösteriyor. Bir yeri işaretlediysen diyor. Bence güzel olmuş. Hatta şöyle de bir örnek yapalım. Diyelim şöyle şurayı işaretleyeyim. 73 kilometre. Tırımızı çalıştıralım. Bakın görüyorsunuz orada 73 kilometre olarak çıktı. Bir de hızımızı sabitlersek arkadaşlar o da orada gözükecek. Onu da göstereceğim. Şuradan bir çıkayım. Vallahi güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Rahatsız da etmiyor. Çok da güzel duruyor. Bak hızımı da sabitledim 53'e. Gördüğünüz gibi olay bu. Vallahi billahi müthiş olmuş arkadaşlar. Bir yerden bir yere giderken bence bu özelliği kullanın. Tüm tırlarda oluyor. Dediğim gibi man için orta bölüme koymuşlar. Bence çok doğru bir yer olmuş. Çok güzel bir yere koymuşlar. Çoğu tırda şu sol tarafta arkadaşlar. Aynanın orada duruyor. Haberiniz olsun. Zaten kanala da bunun videosunu atmıştım. Müthiş bir özellik. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kimseyi de rahatsız edeceğini düşünmüyorum bu özelliğin. Oyuna bunu aktarmaları iyi olmuş. Hız sabitleyiciyi kapattığınızda bakın oradan gidiyor. Açtığınızda bu şekilde geliyor. Gidiyor. Bak şöyle göstereyim. Geldi, gitti. Geldi. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şu havayı bir... hava çok parlıyordu da şöyle bir ayar çektim. Hemen şöyle aralardan bir kaçalım arkadaşlar. Şu özellik. Vallahi rahatsız etmiyor değil mi arkadaşlar videoda mesela? Hani çok güzel duruyor mu? Gerek var mı mesela buna videoda? İsterseniz kaldırayım. Hop! Hop! Bak ben ne kadar rahat dönüyorum, o ne kadar sağlı sollu dönüyor. Klavye ile mi oynuyor acaba? Şimdi bir kaleis yapalım. Biliyorsunuz kaleisi de bayağı bir değiştirdiler. Bayağı bir yenilendi. Daha doğrusu yol yapım çalışması var kaleiste. Dijital yollar özelliği geliyormuş. Açıklama kısmına koyarım detayları, oradan izleyebilirsiniz eğer bakmadıysanız. Değişik şeyler oluyor ama Duisburg'da henüz bununla ilgili bir düzenleme yok. Yarın bir gün yaparlar mı bilmiyorum. Hani Duisburg'a da el atarlar mı acaba bilmiyorum. Ama kaleisle başlamışlar. Şimdi neden kaleisle başladılar? Oyunun en yoğun olan yerlerinden bir tanesi değil mi arkadaşlar? Bu kaleisle başlamasının sebebi de büyük ihtimalle Duisburg'un bu kadar yoğunluğu kaldırmayacak olması olabilir. Kaleis biraz daha böyle geniş. Duisburg'u biraz daha böyle büyük yaptıkları için çok kişi oldu mu FPS çok düşüyor. Ama kaleiste böyle bir sıkıntı olmuyor o kadar. Mesafeden dolayı. Duisburg'a gelir mi bilmiyorum. Yani bu Duisburg kaleis yoluna girerler ama. Bu yollara girerler. Dijital böyle tepelere koyacaklar işte. 50 ile git, 60 ile git. Yok sollama yapma falan. Bilmiyorum bir şeyler olacak ama neler olacak tam bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Yani bir etkinlik yapıyorlar ama bu kalıcı olabilir mi yarın bir gün? Şöyle isimleri de açalım. Şu arkadaşımızı sollayacaktık ama karşıdan gelen var. Vallahi bu da meyve taşıyor. Meyve etkinliğini de mutlaka yapın arkadaşlar. 5 tane meyve taşıyorsunuz. Geçer miyiz? Geçemedik. Yol vermesi gerekiyor muhakkak. Tabii ki de. Ben geçmediğim için. Şeridimi dolduramaz arkadaşlar. Kural bu şekilde. Ben sollamayı bitirene kadar arkadaki kişi benim solladığım yere giremez. Girerse blocking yapmış olur. Skoda'lı arkadaş da gayet güzel yol verdi zaten ama onun arkasında birisi duramadı galiba. Ben öyle sezdim. Ya o benim problemim değil. O bana ya takip mesafesini korumak zorunda. Skoda ben sollamayı bitirene kadar. Bak sollamayı yaptım. Şu arkadaşa da bir teşekkür edelim. Simülasyon 1'deyim. Etkinlik burada. Daha kalabalık olduğu için
burada oynuyorum. Kaleis ana baba günü gerçekten. İnsanlar sırf o trafiğe girebilmek için yollarda böyle bekliyor. Kaleis'in içinden çıkıyorlar falan. Acayip şeyler mevcut arkadaşlar. Tavsiye ediyorum bu arada. Kesinlikle Kaleis'te mutlaka oynamanızı tavsiye ederim. Bak 110'da gidiyorum şimdi. Hızlanabilsem keşke. Ya belli saatlerde simülasyon 1'de hız limitini arttırsalar çok güzel olur. Mesela şu anda saat kaç? 12.01 öğlen, tamam mı? Bu saatte diyecekler ki akşam saat 18.00'a kadar hız limiti 140, 130, 150. Bence çok güzel olur ya. Böyle otomatik bir sistem olması gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Bence olmalı. Arkadan Skodalı arkadaşımız da kovalıyor bizi ama tabii 110 olduğu için yetişemiyor. Bak hızımı sabitleyeyim, 110 yazacak şimdi şurada, izleyin. Hop sabitledim, 110 yazdı. Güzel bir özellik ama. Hiç rahatsız etmiyor. Bak orada ne güzel. Oyun saati yazıyor. Kaçta gittiğin yazıyor. Tertemiz. Başka hiçbir şey yok seni rahatsız edecek. Navigasyona falan da gerek yok bence. Navigasyon ne için lazım? Eski Mercedes için lazım mesela. Değil mi? Eski Mercedes'e navigasyon şart. Çünkü navigasyonu yok. Renault Premium için lazım mesela. Renault Premium'da navigasyon yok. Bak bunlar için güzel. Trax MP bunu güzel düşünmüş. Ama aslında bu işin SCS tarafından yapılması gerekiyor. SCS ne yaptı? Telefon koydu. Yok şöyle bir navigasyon koydu. Bir şey koydu. Ya biraz daha böyle head-up display tarzı bir şey koysa. Yani ne bileyim, bir şeyler yapsa SCS. Bekliyoruz ama. Vallahi yol veriyor mu gidiyor mu anlayamadım o adamı. Bir de karşıdan gelen var mı yok mu onu çakamadım. Biraz geç sollamaya çıktım. Ne oldu be güzel kardeşim, ben şuradan geçeyim. Atlayacaksın değil mi önüme, belli. Bakacaksın kardeşim sağ tarafına. Tamam benim yaptığım da çok doğru bir şey değil ama bakacaksın yani o aynına. Ya zaten sürüş tarzından belli. Baksana Allah aşkına. Ben bunu geçeyim abi. Bu sıkıntılı bir eleman. İnşallah ben sollarken bir şey yapmaz ama gelenler var işte ya. Tam sollayacağım. Böyle oluyor her seferinde. Bak bu da hızlanacak gittikçe. Tamam abi. Bunlar arkadaş zaten. Birbirlerine yol verecekler. Bak o ona yol verdi. Fren yaptırttı. Skoda gel benimle. Aferin. Kaçak abim bu işi biliyor. Skoda içinden kesin şey diyor ha. Ulan bu kaçak diye harbiden işi biliyor ya diyor. Hani geçeceği sollayacağı yeri harbiden biliyor diyor. Bak kesin eminim ya. Eminim abi. Gel kardeşim gel. Gel. Bak şimdi tırımı basayım zıplayacak. Bak tırı bastım. Birazdan sekecek arkadaşlar. İzleyin. Tabii 110'la gidiyorum şu an. Çok fark etmeyebilir o olay ama ötürü bastığımı sekme oluyor arkadaşlar. 110'la giderken olmuyor herhalde. Şöyle bir deneyelim. Yok 110'la olmuyor abi. Ben çok hızlı gidince oluyordu. Bakayım. Yani yok 110. Aha bak gördünüz mü? Bak baba görüyor musun nasıl sekiyor? Bunu denemeyin abi sakın. Şöyle biraz sağ sol yapalım. Aman ha, aman ha. Vallahi karşıdan geleni çarparsınız. Bak nasıl sekiyor. İşte bu süspansiyonu bastım mı böyle bir sıkıntı oluyor oyunda. Bunu da düzeltirler herhalde yakın süreçte. SCS'den kaynaklı bir sorun bu. Yani Trax MP ile alakası yok. Şu ayrımı yapamayan arkadaşlar var arkadaşlar. Bu sebepten dolayı sürekli söyleme ihtiyacı duyuyorum. Hani SCS ile Trax MP ayrımını yapamayan birçok arkadaşımız var. Olabilir. Yani ben diyorum ki Trax MP'de yapacaksınız. Adam diyor ki single'da olur mu? Ben diyorum ki arkadaşlar SCS'nin etkinliği bu diyorum. Yok öyle olur mu? Böyle olur mu? Trax MP'de gözükmüyor falan diyorlar.
Yani acayip şeyler oluyor arkadaşlar. Normal abi, herkes benim gibi yani bilmiyor abi, yıllardır oynamıyor belki bu oyunu. Yeni başlayan 3-5 ayı olan arkadaşlar olabilir yani. Hani bilmiyordur. SCS, Trakis MP aynı şey sanıyor olabilirler. Ama SCS farklı arkadaşlar. Oyunun direkt kendi yapımcısı. Trakis MP de 3. parti. Yani şu anda oynamış olduğum online'ın yazılımcısı. Yani şey gibi düşünün. GTA 5 online'la 5M gibi düşünün. Veya GTA San Andreas'la Multi Theft Auto, yani MTA gibi düşünün. Hani onun gibi arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir söylemek istediğimi. Tabii burada sollar mıyız? Sollayamayız. Nasıl sollayalım? 110'la gidiyoruz. Kale ise gidiyoruz. Trafik var. Ama güzel arkadaşlar. Vallahi bak şu arada hiç şeye bakmıyorum artık. Şu önümdeki kadran var ya, şuna hiç bakmıyorum ha. Gözüm hep burada. Tabii vitesi şey yaptık. Gözüm hep burada vallahi bak. Direkt navigasyonun üstüne koymaları da şahane olmuş bu arada. Gerçekten bayıldım. Çok güzel bir yere koymuşlar. Biraz daha böyle sağ tarafa olabilirdi belki. Şu siyah çıkıntı var ya ortada. Şuraya doğru olabilirdi ama güzel, ben beğendim. Gayet iyi, gayet başarılı. Şimdi burada tren geçiyor galiba. Bayağı bir trafik var. Ya da yeni açıldı yol. İkisinden birisi. Hadi frene bastırtma beni. Basmadım. Vallahi basmadım. Retarder sadece. Çok yavaşladı çünkü öndeki. Vites takamıyoruz ki. Mehmet! AFK'yken videoya çıkan adam. Tarihe geçti. Ay ay. Vallahi Duisburg Kalis bayağıdır yapmıyordum arkadaşlar. Sürekli canlı yayınlarda bu ara akşamları takip etmeyi unutmayın, ayrıca onu da buradan söyleyeyim. Kalis'teyiz. Lille Kalis arası gidip geliyor. Videolardan da görüyorsunuzdur zaten. Duisburg Kalis yaptık mı da böyle kaos, kargaşa falan oluyordu. Böyle bir garip geldi şimdi Duisburg Kalis yapınca. Yakalamaya çalışıyorum da hepsi 110'la gidiyor abi. Bak burada kazasız gidiliyor böyle. 110'la gittim mi? Çok normal bir şekilde gidiliyor yani. Ben yavaşlıyorum yavaştan. Bak yavaştan yavaşlıyorum ben. Ya, ön tarafa bakmıyorum. Hani kendi önüme bakmıyorum. Önüne bakıyorum genelde ben. Olayı anlayabilmek adına. Atlamazsın değil mi? Eh be oğlum, eh be oğlum be, eh be oğlum be! Ulan Skoda, ulan Skoda! Sollayacak mı beni? Sollayamazsın ki. Şuna ben bir fren dokundursam aklı gider bunu, bak yapayım. Yapıyorum bak. Kendi kendine bir şeyler yapıyor. Bas oğlum frene, bas, sollama beni. Ya sollayamazsın oğlum, sollayamazsın. Boşuna sinyal verme. Manyak ya, karavana takmış, neler yapıyor, kaza yapacak şimdi. Beni sollayamaz ki abi, zaten hız sınırı 110. Bir de sürücü benim yani. Solladı. Ama böyle sollar ha, böyle babamla sollar. Bunun bir korkusu yok ki, baban yese bir şey olmayacak buna. 50 tane hesabı vardır. Güzel kaptırdım ama gelen var abi, çok gelen var ya. Yani sollayamıyorsun işte, burada da böyle bir sıkıntı var. Hemen 110'a çıkma korkusu var abi burada bak. Adam 110'a çıktı. Ben şimdi 90'la gidiyorum. Bu adamı sollayamam ki ben. Benim bu adamı sollayabilmem için
Ya bu adam 90'lı 100'de giderken benim 120-130'a çıkmam gerekiyor. Adam beni duydu bu arada herhalde. İşte bak, simülasyon 1'in sıkıntısı bu aslında. Ya buna bir çözüm bulunsun. Tamam, 110 sınırı güzel, eyvallah. Yani oyunun düzenini sağlıyor ama gerçekten sollama yaparken kaza yaptırıyor. Hızlanamadığınız için. Bak sollardım mesela ama karşıdan gelen var, durduk. Yol mu veriyorsun ki? Anlamıyorum ki. Skoda bayılmış. Bak sollu ya abi, helal olsun. Skoda da hızlanıyor. Oğlum gelen var. Ne, nasıl olacak? Aa, Skoda'yı yine geçtim. Ben çarpmadım ama. Bu ACC'ler de var ya. Bitmedi gitti, yemin ediyorum. Her yerde var. Ne oğlum, bu Çin'in en büyük lojistiği mi? Ne bu ACC ya? Kirkenes'te var, burada var bak. Tamam bir dakika. Ben mi yapmadım, öndeki yaptı. Git ona çarp. Ne yapacaksın? Ben yapmadım sana, git öndekine. He. He. Öndeki ne oğlum? Bak işte ya. Oğlum. Geçer miyim? Abi ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum bu nereden geldi? Ben görmedim. Aynada da gözükmedi adam ha. Tamam, geçtik, güzel. Abi bir şeyler oluyor işte. Yaklaştıkça böyle merkeze ortalık karışıyor. Durduk yine. Yine durduk abi. Bak sağdan geçiyor bak. Biz de mi geçsek sağdan? Yok, biz sağdan geçmeyelim abi. Sağdan geçme diye bir sistem yok çünkü bu oyunda. Hadi kardeşim, geç sen de şeridine, haydi. Abi neler oluyor, neler oluyor. Tamam şimdi geçeriz abi. Dur bakalım, ben de burnumu şuraya sokayım, dur. Madem herkes bir yere sokuyor, ben de sokayım abi. He, sokan sokan abi, süper. Bak. Skoda kardeşim, sen zaten ortalığı karıştırmasan şaşardım ha. O Skoda yaptı değil mi her şeyi? Zaten bu öndekiler de böyle. Diğeri de aldı meyveyi götürüyor. Ben bunu geçeyim. Eyvallah. Bak bak, sollamaya bak. Yol vermesem ezecek beni ya. Ha, yine burada bir mevzu var. Çekilen. Evet arkadaşlar. Yol yapım çalışmasına geldik. Ben sizlere şöyle gösteriyorum trafiği. Ne oldu abi burada? Bak, bak. Allah aşkına bak, neler oluyor? Bak çıldıracağım şimdi bak. Haydi oğlum. Dur ben şuna yol vereyim. Sercan. Sercan sen dön kardeşim. Sercan dön lan, dön, gelirsin gel. Gerçi senin arka lastikler dönüyor oğlum, benlik bir durum yok. O arka sıkışıyor senin. Evet arkadaşlar, şimdi trafiğin olduğu yer burası aslında. Yolların kapalı olduğu yer. Videonun başında söylediğim yer burası. Trucks NP'ye bir şeyler geliyor bu ara sürekli yani. Çok güzel abi. Sürekli bir şeyler ekleniyor bak. Head-up display'i yapmışlar. Yollar kapalı. Tepede kameralar mevcut. Yol yapım çalışmaları burada. Güzel şeyler geliyor. Bakalım nereye bağlayacaklar. Bayağı bir böyle yol. Temmuz'a kadar böyle herhalde bura. Bak o adam oraya girmiş gidiyor mesela. Yani ne alaka? Bize kapalı bak burası. Biz giremiyoruz. O adam girdi oraya mesela. Bir şekilde girmiş. Bizde durumlar bu. Abi buraya mutlaka gelin arkadaşlar. Buraya mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Herkes gelsin burada sürsün. Şimdi biz buradan Kalesi'ne dönemedik. İleriden döndürüyor bizi. Amaç o. İşte herkesi öyle götürüyor oraya kadar. İnsanlara şeyi öğretiyor aslında biraz da. Bu Kalesi'nin içinden dönüp tekrardan duysa gidenler vardı mesela. Onlara bu yolu öğretiyor biraz da aslında. Ben genelde bu yoldan dönüyorum. Hiç o kavşağa girmiyorum, kalabalığa. Buradan düz gidiyorum. Trenin oradan dönüp geliyordum. İnsanlar da öğrendi bu yolu artık. Şurada köprü var çünkü kaza olacak. Ben yavaşlayayım. Abi artık yani önceden durdum ama yapacak bir şey yok. Niye bağırıyorsam. Arkadaki nerede lan ha? Göremedim bir an seni Skoda. O da bana geçirmiş arkadan.
Gözükmüyor çok bak şu an. Yani o yüzden rahatsız etmiyor. Kullanın. Darladım. Darlarım ben. Ben darlarım abicim. İlerleyecekler. Şimdi buradan sağa döneceğiz. Yani çoğu kişi sağa dönecek. Öyle söyleyeyim. Evet, herkes sinyali verdi. Herkes sağ taraf. Dönüşleri de çok keskin yapmışlar bak. Evet, kaleyse de yani geldik arkadaşlar. Az önce kaleisten geçtik. Şuradan da sol yapalım. Öndeki biraz dengesiz abi sürüş konusunda. Bak böyle döneceğim kardeşim bak. Şöyle durayım. Skoda kardeşimiz de kendisine bir yer bulur inşallah orada. Oo, araya girecek galiba. Evet, olayımız bu arkadaşlar. Bilmiyorum kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz ama kullanmanızı tavsiye ederim. Videoya güzel bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.